şeyimize, bugünkü bülten. Buraya bastığımızda bugünkü bülteni çekecek. Yani mesela bugün ayın 25 Ekim'i. 25 Ekim'in gece saat 12'den, yani gece saat 12'den gece, bu gece 12'ye kadar olan bütün maçları çekecek. Tamam mı? Bugünkü ve yarınki bülten dersek yine bugünkü ve yarınki bülteni çekiyor. Tamam mı? Tek maç analiz et, zaten hepsinde var. Buradan seçtiğiniz bir maçı analiz edebilir. Bu çoklu maç analiz et olayı buradan, mesela 100. maçtan başlasın, 100 maç analiz et dediğimizde bunu işaretliyoruz. Tümünü analiz et dediğimizde buradan listede ne kadar varsa, 233 maç varsa onların hepsini analiz eder. Evet, geldik buna. Sonuç dün. Yani bu dün, dünkü sonuçları çeker sadece. Bu da dün ve bugünkü sonuçları çeker. Çektiğiniz saat. Mesela bugün saat kaç? 25 Ekim saat 13.40. Buna basarsam eğer dünkü sonuçları, yani dünkü bütün günün sonuçlarını çeker. Bugün de bugünkü saate kadar olan, şu saate kadar olan sonuçları çeker. Burada şimdi şunları anlatayım ben size. Burada herhangi bir şey yapmayıp şurada diyelim 10 tane yaparsanız, 10 maç derseniz, birden başlar 10 maç yapar, olayı bitirir. Tamam mı? Şimdi burada diyelim ki, bazı arkadaşlarda böyle şeyler oluyormuş, onları o yüzden açıklamak zorunda kalıyorum. Burada diyelim 233 tane maç var dünkü maçlardan. Buraya 500 tane yazılı olarak kalmış. Bu 233 maçı yapar, birden başlar. 500'e kadar da boş yere yapmış gibi olur. Çünkü siz burada diyorsunuz ki 500'e kadar gitsin diyorsunuz. Tamam mı? Yani bunların akıllı ve doğru kullandığından emin olalım lütfen. Şimdi diyelim ki burada istatistik, bunu şuradan analizden olacak burası. Tamam mı? Burayı kaldıracağım, sizde yok. Ben burayı sonuçları görmek açısından buraya aldım, şey olsun diye. Orada işaretlediğimizi burada da göreceksiniz. Yani karma bet 365'e göre yapılmıştır. Yani hem istatistik hem oran ve bet 365 oranları kullanılmıştır diyorum burada. Buna göre analiz yapıyoruz. Şimdi geliyoruz. Banko sayfamız daha önce bildiğiniz gibi yine böyle. Kupon sayfamız böyle. Bunlar dünkü maçlar, %90, 77, 75, 73 bu sonuçlarla bitecek deniyor. Şimdi sonuçları çekeceğiz. Bu dünkü sonuçlar, listeye geliyorum. Tamam mı? Sonuç dün çek diyorum. Bu arada da biz de diğer şeyleri konuşacağız. Şu anda başlıyor çekmeye. Şu sonuç çekilen maç sayısı demin gördüğünüz gibi farklıydı. Şimdi değişti burası. Az sonra da saymaya başlayacak. Şu anda siteyi açtı. Çekmeye başlıyor. Evet, başladı. Gördünüz mü? Şimdi burası sayacak, duracak. Ne kadar maç varsa hepsini buradan teker teker göreceksiniz. Buradan zaten devamlı hazır ve çektiğini görüyorsunuz. Buradan da rakamlar ilerliyor. Şu anda 10 maçın sonucunu çekti. Böyle göreceksiniz. Bunları gördüğün sürece donmanın veya çalıştığının farkında olacaksınız. Şimdi bunları nereden çekiyoruz? Hemen onları da detaylı olarak verelim. Tabii ki. Bakın, Novgal sitesinde Şuhudule dediğimiz burada 24-25. İşte artık buralardan çektiriyoruz. Bak, 24'e bastığınızda gece saat 12'den, 24'ün 12'sinden, tamam mı? 23-23.50, yani 12'ye kadar başlayan maçların hepsini çekecek. Bu 12'den sonraki maçları çekmeyecek anlamına geliyor. Tamam mı? Gece maçlarını çekmeyecek anlamına geliyor ve analiz yapmayacak anlamına geliyor. O yüzden yarını da ekledim. İster yarınkini de öyle yaparsınız. Yani iki farklı Excel kullanabilirsiniz. Bir sadece analiz yapmak için, iki sadece güncel arşiv tutmak için de yapabilirsiniz. İşte bunu yine Sohbet ve Bet 365 için ayrı ayrı yapabilirsiniz. İstatistik için o kadar zamanınız varsa artık istediğinizi yapabilirsiniz.
Şu anda çekiyor. 47 tane oldu. Bu biraz yavaş çekiyor gibi olsa da sağlam çıkıyor. Yani tamam mı? Bir önceki şeydeki gibi bülteni de çekeceğiz. Aynı şekilde yani mesela bu maçı işaretlediniz, analiz yapmak istiyorsunuz. Şu maçı analiz ediyor diye bir olay da olmayacak. Makroları baştan aşağı yenilendi, düzenlendi, temizlendi her şeyden. Tamam mı? Bu şekilde geliyor. Bülten çeke dursun. Biz şimdi gelelim olayımıza. Evet, şöyle çalışıyoruz. Programlara sahip olabilmemiz. Programlara nasıl sahip olacağız? Elinde tabii ki katıl olayımız var burada. Bu katıl olayımız aynı şekilde yine geçerli. Erbaş üyesi olan arkadaşlarımız Telegram grubuna davetiye kazanıyor aylık. Başçavuş olan arkadaşlarımız elindeki Excel'lerin güncelliğini istediğinde, ellerindeki bozuk olabiliyor, bozulabiliyor, site bozuluyor falan. Bunu istediğinde buna üye olmaları gerekiyor. Üye olarak kalmaları gerekiyor. Yüzbaşımız, bizim Toolbar programımız var. Çok başarılı yine. Onu isteyenler yüzbaşı programına katıl yapmaları gerekiyor. Svolta olayı şöyle, artık elinde bu Svolta Plus almak için, sıfırdan almak için albay rütbesinde aboneliğiniz gerekiyor. Katıl yapmanız gerekiyor. Elinde daha önce Svolta programı olanlar tekrar Svolta programına katıl yaptıklarında Svolta Plus gönderilecektir kendilerine. Yani bir tür güncelleme olduğu için elinde daha önce Svolta almış olanlara bu Svolta Plus da Svolta parasına gönderilecektir. Sıfırdan almak isteyenler, daha önce elinde Svolta olmayanlar albay rütbesinde katılım yapması gerekmektedir. Açıkçası gerçekten çok uğraştım. Çok çabaladım güzel bir şey çıksın diye ortaya. O yüzden sizin de buradayız. Her zaman, her daim yardımlarım, yani yardım da ediyoruz. Her türlü bilgisayarlarımıza bağlanıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Bir sürü zaman harcıyoruz ekstradan. Ayrıca çok güzel, sıcak bir Telegram şeyimiz ve grubumuz var. Kuponlar paylaşılıyor. Çeşitli arkadaşlar, dünyanın her yerinden gelen arkadaşlar var. Çok güzel bir şekilde paylaşımlarımız devam ediyor. Şu anda 128 oldu. Evet, gördüğünüz gibi sonuçları çekti. Bugünkü maçları 230 tane maç bulmuş. Dünkü sonuçları pardon. Kayıt sayfasını aldı. Bunların hepsini otomatik olarak arşive yükledi. Evet. Geliyoruz. En güzel. Evet. Bundan sonra arşiv sayfasında ne göreceğiz? Gördüğünüz gibi ilk yarı birinci takımın takım gücü. İkinci takımın takım gücü. Maç sonu birinci ve ikinci takımın takım güçlerini buradan görebileceğiz. Artı bundan sonra Bet365 veya Sobet hangisini ayarlıydıysanız, çektirdiyseniz onların ilk yarı açılış ve kapanış, maç sonu açılış ve kapanış oranları artık arşivlenecek. Bu da demek oluyor ki bir sonraki adımda arşiv app'e yüklendiği vakitte bunlardan istediğimiz şekilde filtreli bir program çıkartabileceğiz. Daha çok garanti bir sisteme doğru yol alıyoruz. Bunu kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü artık ileride diyeceğiz ki maç sonu bir adet şey diyeceğiz mesela. 1.30. 1.30'a basacağız. Kaç tane var burada? Şunlar. Gördüğünüz gibi maç sonu kapanış 1.30 olanı bu şekilde ayarlanıyor. Sonuçlar 1-1-1, bir tane 0 kalmış. Diğerleri 1 olmuş. Şu şekilde
birden bir diye. O da sıfırdan iki olmuş. Ona da bakılır neden öyle olmuş. Bu şekilde bir otomatik bir filtreleme yoluna gidilecek. Arşivimiz yeterince çoğaldığı vakit. Yani bu kaçırılmayacak bir fırsat. Bence bu işle uğraşanlar, bu işten para kazananlar için şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi bankomuza geldik. Dünkü maçlar gördüğünüz gibi şu şekilde bitmiş. Birden bir 3 tane falan bulmuş. Bir sürü sonuçlar güzel çıkmış. Kuponumuz, evet, kuponumuzda 4 tane maç çıkartmıştı. Daha önce gördüğünüzde 4'ü de gelmiş. Evet, 4 oranmış. Temiz 4 oran vermiş bir maçımız. Evet, şimdi sonucu çektik. Gerek yok. Şimdi